Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Arap Birliği zirvesinde Kasım 2011'de askıya alınan Suriye üyeliği muhaliflere verildi. Beşar Esad'ın koltuğunun Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Konseyi Başkanı Muaz El Hatib'e devredildiği toplantıda 22 ülke Özgür Suriye ordusuna silah yardımı yapılması yönünde karar aldı. Pazar günü görevinden istifa eden Muaz El Hatib konuşmasında kamuoyuna destek çağrısında bulundu. Tüm alanlarda özellikle savunma haklarımızın korunmasında, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası platformlarda resmen temsil edilebilmemiz için ve halktan çalınan paraların Suriye'nin yeniden yapılandırılmasında kullanılması için bastırılmış halkımız adına tüm kardeş ve dostlarımızdan destek bekliyoruz. El Hatip ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'den Türkiye'ye yerleştirilen Patriot füzelerinin Suriye'nin kuzeyine doğru genişletilmesini istediğini de söyledi. Bu talebe Brüksel'deki merkezden NATO'nun Suriye'ye askeri müdahalede bulunması gibi bir niyeti yoktur şeklinde yanıt geldi. Euronews muhabiri de Doha'daki zirvedeydi. Suriyeli lider Beşar Esad'a resmi bağların tamamen koptuğunu vurgulayan siyasi ve askeri bir mesaj gönderilmesine rağmen Arap dünyası politik çözüm için tüm kapıları kapamadı. Siyasi, Doha, Maha Barada, Euronews.